Selamun aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 6. sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinde arkadaşlar yazılı hazırlık videoları var. 1. dönem ve 2. dönem için yazılı hazırlık videolarına oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Tavsiye ve önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Videonun hızı şayet sizler için hızlı veya yavaşsa oynatma hızından zaten bunu hızlı kendinize göre ayarlayabileceğinizi biliyorsunuz. Haydi Bismillah dersimize başlayalım. Arkadaşlar yani şu bölümleri yani yazmak istemiyorum. Tecvid ne arkadaşlar? Tecvid Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya yarayan ilim dalı. Bir daha söylüyorum. Tecvid Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya yarayan ilim dalı. Hani videomuz kısa olsun. Sizin de çok vaktinizi almayayım. Tecvid Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya diyelim hemen. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya yarayan ilim dalı. Güzel okumaya yarayan ilimdir. Bunu kısaca söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Yarayan ilimdir. İlla ki kitabınızdaki cümlelere bağımlı kalacaksınız diye bir şey yok arkadaşlar. Bildiklerinizle zaten bunun ne işe yaradığını biliyorsunuz. Met arkadaşlar uzatmaktır. Met uzatmak. Uzatmaktır. Bunu şöyle de tanımlayabilirsiniz. Elif, vav, ye harfleri sakin. Kendinden önce harekeli bir harf gelirse arkadaşlar uzatılır. Elif, vav, ye. Met uzatmaktır. Elif, vav, ye harfleri sakin olarak geldiğinde kendinden önceki harflerin harekesi yani harekesi uzatılır arkadaşlar. Şöyle diyelim. Mesela hani bunun tanımını daha şöyle elif, vav, ye sakin. Sakin. Sakin ise kendinden önceki harf, kendinden önceki kelime hani kendinden önceki hece uzatılır. Kendinden önceki hareke uzatılır. Hareke uzatılır. Uzatılır. Yazdık. Örnek vereyim arkadaşlar. Mesela bakın. B B B Bakın elif sakin. Kendinden önceki harfin harekesi üstün. B Bi Kendinden Bi sakin. Kendinden önceki harfin Bak bu Y sakin. Kendinden önceki harfin harekesi esre. Burada elif sakin. Kendinden önceki harfin harekesi üstün. B Y sakin. Kendinden önceki harfin harekesi esre. Bi Bunu da hemen örnek verelim. B. Bakın vav sakin kendinden önceki harfin harekesi ötre ise bir elif uzatıyor. Bir elif ne demek? Baş parmağımızı kaldırıp indirene kadar geçen süre arkadaşlar. Tenvin ise harflerin üzerine konulan iki üstün, iki ötre ve iki esre işaretidir. Harflerin üzerine konulan iki üstün, iki esre ve iki ötre işaretidir. Yani bunu tenvin Üstün tenvin en an sesi verir. Esre tenvin ın in sesi verir. Ötre tenvin ise un ün sesi verir. Bu şekilde arkadaşlar açıklayabilirsiniz. Şedde. Şeddeyi biraz daha şöyle. Şedde harflerin üzerine konulan hemen bu işareti yazacaksınız arkadaşlar. Bu işarettir. Harfi iki kez okutur. İki kez okutur. Okutur. Secde arkadaşlar secde bunun tanımı da namazda rükûdan sonra yaptığımız namazın farzlarından birisi secde. Namazda yani secdeyi şu şekilde de tanımını istiyorsa hocanız secde ellerimizin, kollarımızın yani ellerimizin Ondan sonra arkadaşlar yüzümüzün, alnımız, burnumuzun yere değmesi arkadaşlar. Bu şekilde eğilmek. Yani dizlerimiz, ellerimiz, alnımız ve burnumuzun yere değmesi. Secde. Arkadaşlar secde namaz kılarken her rekatta ne yapıyoruz? İki defa yapıyoruz. Bir de tilavet secdesi var. Kur'an-ı Kerim'de şayet Kur'an-ı Kerim dersi sorarsa 14 tane yerde geçen bu ayetlerden birisini okuduktan sonra Bu ayetlerden birini okuduktan sonra arkadaşlar tilavet secdesi yapıyoruz.
secdesi nasıl yapılıyor? Niyet ettim Allah razı olsun. Tilavet secdesi yapmayın diyorsunuz. Secdeye gidiyorsunuz direkt. 3 defa Subhane Rabbiyel Ala dedikten sonra kalkıp Semi'ane ve Adane Gufranike Rabbena ve Leykel Masir. Bir de Sehiv secdesi var. Sehiv secdesinde namazda farzı geciktirmek veya vacibi terk ettiğimizde yaptığımız secde ise Sehiv secdesi, yani telafi secdesi arkadaşlar. O namazdaki hatayı düzeltme diye diyoruz. Geldik diğerine. Aşağıdaki verilen kelimeleri boşluklara uygun bir şekilde yerleştirdiniz. Tecvid ilminde bir harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harflere met harfleri denir arkadaşlar. Met harfleri denir. Harflerin bir elif miktarından fazla uzatılmasına sebep olan işaretlere sebebi met denir arkadaşlar. Sebebi met. Met harfleri neydi? Elif, vav, ye. Arkadaşlar met harfleri bunlar. Sebebi met dediğimiz ise şu. Bu met harflerinden sonra hemze veya sükun gelirse aynı kelime içerisinde gelirse metti muttasıl 4 elif uzatılıyor artık. İza ca'e nasrullahi vel feth. Farklı kelimelerde gelirse ya bakın ya elif sakin. Birinci kelime bu, ikinci kelime de bu. Ya eyyühe eyyühennâsü. Bakın. Ayrı kelimelerde geldi. Veya ya eyyühellezîne âmenû. Ya eyyühellezîne âmenû. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Câe arkadaşlar buradaki metni muttasıl, buradaki de metni munfasıl. Sebep-i met dediğimiz bu. Met harflerinden sonra sebebi met gelmezse metni tabi olur arkadaşlar. Metni tabi. Metni tabi dediğimizde biraz önce belirttiğimiz şuydu arkadaşlar. B, B, B. Metni tabi. Bir elif uzatmak. Harflerin üzerine konulduğunda o harfin bir elif miktarı uzatan işarete asar denir arkadaşlar. Asar. Altına konulduğunda ise çeker denir. Çeker. Bazen met harfi olmaz ama işte bu işaret olduğunda çeker olur arkadaşlar. Bu şekilde. Aşağıda geçen ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Önlerimize Yasin suresi okumamız iyi değildir. Arkadaşlar bu yanlış. Yani Kur'an elbette dirilere gönderilmiştir. Onlara yaşam rehberi olarak gönderilmiştir. Ama sadece ölülere de okumayacağız. Kendimize de okuyacağız. Yani Kur'an bizden ne istiyor, ne yapmamızı istiyor, ne yapmamamızı istiyor. Yani bunlar Allah'ın emir ve yasaklarını öğrenmek adına okumamız lazım. Tabii ki ölülere okuduğunda da sevap olur. Okunmaz diye bir şey yok. Bakara suresi okumanın faziletli bir amel olduğu belirtilmiştir. Evet arkadaşlar. Yani evlerinizde Bakara suresini okuyun ibaresi. Bize Bakara suresinin okumanın faziletini. Kur'an-ı Kerim okumak zaten arkadaşlar faziletlidir. Dua Allah'tan yardım istemek anlamına gelir. Dua çağırmak, davet etmek anlamındadır arkadaşlar. Allah'tan yardım istemek anlamına gelmez diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Dua Allah'tan yardım istemektir. Met kavramı kendinden önceki harfin harekesini uzatmaya denir. Bu da doğru arkadaşlar. Kendinden önceki harfin harekesini uzatıyor. Bakın. Harfin harekesini B neyi uzattı? Bu. Bir elif miktarı uzatmak demek parmağı kaldırıp indirinceye kadar geçen süre demektir. Evet arkadaşlar bu da doğru. B bakın parmağınızı kaldırın indirin. B. Aşağıdaki harfleri elif, ye, vav, met harfi olması için hangi şartları taşıması gerektiğini boşluklara yazınız. Hemen arkadaşlar vav'ı gösterelim. Bunu yazmanız sınavda aslında yeterli ama tanımı da şöyle yazın. Vav sakin kendinden önceki harfin harekesi ötrü olacak. Vav sakin. Sakin. Kendinden önceki harfin harekesi. Kendinden önceki harfin harekesi ötre. Hemen arkadaşlar önceki harfin harekesi ötre. Taşıması gereken şart bu. Bu. Geldik. Y sakin. Buna da örnek verelim. Bi. Bakın. Y sakin. Kendinden önceki harfin harekesi esre. Bi. Burada Y sakin. Kendinden önceki harfin harekesi. Önceki harfin. Şuraya harfini de yazalım arkadaşlar. Harfin harekesi esre olursa. Evet. Geldik. Elif sakin. B. Elif sakin. Elif sakin.
Kendinden önceki harfin harekesi üstün olmalı. Yani bu şekilde arkadaşlar bu şartları buraya yazabilirsiniz. Geldik diğer sorulara. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Aşağıdaki harflerin hangisi hem kalın hem de peltek bir harftir? Arkadaşlar hem 3 tane peltek harfimiz var. S, dilimizi dişlerimizin arasına koyuyoruz. V, dal, vel yani vel. Ve Z harfi kalın olan Z harfi arkadaşlar. Zaten bu harfimiz peltek değil. Buradan kaybetti. Kalın harfi ama aşağıdaki seçeneklerden metni muttasıl ile ilgili verilen hangi bilgi yanlıştır? Metni muttasıl dediğimiz aynı kelime içerisinde arkadaşlar sadece şu örnek aklınızda kalsın. Bakın ca aynı kelime içerisinde met harfinden sonra gelen hemze genellikle kısa hemzedir. Evet, doğru arkadaşlar. Met harfi ile hemze aynı kelimede bulunur. Evet, normal okuyuşta 4 elif miktarı uzatılarak okunur. Doğru. Her zaman ayet sonlarında olur. Hayır. İzaca nasrullahi. Burada arkadaşlar ayet sonunda mı? Değil. Cevabımız yanlış olan D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi peltek harflerden biri değildir? Peltek harflerden biri olmayan arkadaşlar dal, zel, rı, ze. Arkadaşlar bu. Bakın şunların üçü peltek. F ve Z. Aşağıdakilerden hangisi surelerden Kur'an'ı Kerim'in kalbi sayılmıştır. Kur'an-ı Kerim kalbi sayılan sure Yasin suresi, başlangıç suresi Fatiha, en uzun sure Bakara suresi, İhlas suresi de Allah'ın birliğini anlatan sure. En kısa sure ise arkadaşlar Kevser suresi, en kısa sure. Kevser. İnna ataynâkel Kevser. Bakara suresi neyle başlıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Fatiha'dan sonra olan. Zalikel kitabu la raybe fih. Hudellil muttakîn. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Neyle bitiyor? Yaklaşık olarak 2,5 cüz. En uzun ayette arkadaşlar Bakara suresinde Emine Resul'den önceki sayfa يَيْهُ الَّذ۪ينَ اَمُنُوا اِذَا تَدَيَّنْتُمْ بِدَيْنِ Bakara suresi Emine Resulü ile bitiyor. Miraç gecesinde gönderilen. Rabbena وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Fatiha'yı zaten biliyorsunuz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İhlas suresi قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ Kevser suresi de اِنَّا اَطَيْنَا كَالْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ Geldik. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Kur'an okuyunuz. Şüphesiz içinde Bakara suresi okunan evden şeytan kaçar. Yani İçinde Kur'an okunmayan ev yıkık dökük harabe bir eve benzer diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisinde vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Bakara suresinin okunması vurgulanıyor. Bakara suresi vurgulanıyor. Cevabımız bu. Kur'an'da bazı kelimelerin altında bulunan met işareti neyi ifade etmektedir? Uzatarak okumayı işaret eder arkadaşlar. Uzatmadan okumayı işaret eden işaret ise şu. Kasır. Şu arkadaşlar şöyle bir yazı görürseniz kalın okumayı, ince okumayı işaret eden bir işaret zaten yok arkadaşlar. Kasır da kısa okumayı işaret eder. Evet. Yani uzatmadan okumayı. Aşağıdaki harflerin hangisi ince sesli bir harftir? Arkadaşlar dat kalın harf, z kalın harf, h kalın harf, sin harfi s ince bir harf arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in en uzun süresi aşağıdakilerden hangisidir? Bakara suresi yaklaşık 2,5 cüz. 55 sayfa 55 sayfa olması lazım arkadaşlar. Şu an tam hatırlayamadım bu sayfa sayısını ama en uzun süre arkadaşlar. Tecvid ilminde kendisinden önceki harfin harekesini uzatmasına sebep olan ifade aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? İhfa arkadaşlar. İhfa harflerinden birisi nun sakinden sonra yani sakin nundan önce küntüm gelirse mesela ihfa harfi kef harfi bir ihfa harfidir. Yani burada size gösteremiyorum ama mesela bunda ne yapabilirsiniz? Burnunuzu kapattınız. Bu hareketi yapabiliyorsanız genizinize ses veriyorsa yani zorlanmıyorsanız in kuntum ta'lemun. Burada ihfa bu. İshar ise arkadaşlar burnunuzu kapattığınızda en ehafe mesela ishar var burada. En ihfa yapmaya çalışsan yapamazsınız. En hani en ehaf en nunu vurgulayacaksın. Yani genizine vermeyeceksin sesi. Bu ihfa. Kasır arkadaşlar şurada gösterdik. Asar dedik çeker. Yani yukarıya çeker.
Çeker ise aşağıya çeker arkadaşlar. Yani asar harfin üzerine konulan, çeker aşağıya konulan. Met de arkadaşlar Elif, Vav, Y harflerinden birisi. Gelip bu harflerden önceki işte hareke göre Elif'te ne olacak? Üstün olacak. Vav'da ne olacak? Ötürü olacak harekesi. Y'de ne olacak? Esre olacak. Bir Elif uzatıyordu. Arkadaşlar bu kadar ve son olarak şuraya geliyoruz. 10. soru. Bir kelimedeki harfi bir elif miktarından daha fazla uzatmaya gerektirecek etkenleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hemze ve sükündür arkadaşlar. Bunun cevabı hemze sükün dediğimizde arkadaşlar şu. Mesela bakın. C-E. Burada elif sakin. Bakın sakin. Sükün yani harfin hareketsiz okunması demek. C-E. Burada da C-E. 4 elif uzatıyor. Tabii met dediğimiz met tabii çeker belirttik. Harfi meti de belirttik arkadaşlar. Elif vaviye. Veya işte veled dallin in kuntum ta'lemun. Burada arkadaşlar hemze ve sükun yani bir eliften fazla uzatmayı gerektirecek. Mesela ya eyyühellezine amenü yukarıda belirttik. Ya eyyühennasu ayrı kelimelerde olduğunda metni munfasıl, metni muttasıl aynı kelimede olduğunda diye belirttik. Hemze ve sükundur. Bir eliften fazla uzatmayı gösteren ibare. Arkadaşlar bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Tavsiye ve önerilerinizi videonun altında yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. İnşallah sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bütün sınavlarınıza inşallah güzel notlar alırsınız. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Her zaman Allah'a emanet olun tabii ki arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüştükten sonrasında da her zaman Allah'a emanet olun. Burada bir yanlış ibare anlaşılmasın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.